Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıla kadar yani böyle bir şey görmedim. Yani her yıl 30-50 davul yapardık, satardık buralarda. Şu anda %10'a kadar düştü. 4-5 tane verdik Ramazan girmeden. Valilik tarafından yasaklanmış. Amenna. Ama işlerimiz sıfır yani. Yani seneye rağbet edersek bunu düğünlerde herhalde olmayacak. Ayrıca müzisyenlik. Bayağı bir şeyimiz kayıp bizim. Senemiz kayıp. Vallahi bayağı etkiledi. Nasıl şimdi ömrümde ben böyle bir şey görmedim bir kere. Tamam Allah'tan gelen bir şey amenna ama etki şöyle. Yani biz yazın yaptıklarımızla kışın geçinirdik. Yani kışın bir şey bulamak biz işi falan. Yani %100 etkiledi yani. %100 ne demek yani %100 elimde 5 lira varsa 5 liram da gitti demek sermaye. Günümüz böyle boş boş oturuyor. Ha görüyorsun çekersen boş kimse gelmiyor gitmiyor. Kilere bir ilk önce bir yardım talebinde bulunurum. Yani mağdurum. Böyle arkadaşlar da mağdur. Yani bu iş nereye varacak onu bilmiyor. Bir talimat gelmedi. Düğünler, nişanlar, sünnetler, böyle geziler, balolar, hiçbir şey topluluk olmayacağına göre bu yıl benim kazancım olmayacak. Yani diğer kışa ben ne yapacağım? Yani bilemiyorum. 10 yıl Gültepe'de çaldım. 5 yıl başka yerlerde çaldım. Bu yıl muhtar dedi, tebligat gelmiş. Valilik tarafından yasaklanmış. Yasaklanınca bu haliyle çalamaz olduk. Davul fiyatları çeşit çeşit. Davul fiyatları 150'den başlar, 400'e kadar davullarımız var. Kiraya verdiğimiz davullar var. Onlar da 125-150-200 arası. Sıfır davullar veriyor böyle. Üretim hatasız, muayyer veriyor. Naki Özkan, 38 senedir ben davul zurna işiyle müzik aleminin içerisindeyiz. Ramazan'da davul kiralama, davul tamiri, bu gibi şeylerle uğraşır. İyi kötü ekmeğimizi çıkarırdık. Şimdi şu giren koronavirüs nedeniyle Ramazan davulu çalma da yasaklandı. Her türlü olanaklarımız kısıtlandı. Ne düğüne gidebiliyoruz, ne Ramazan davulu yapabiliyoruz, ne davul tamir edebiliyoruz. Bizim geçimimiz bundan. Gündelik getirip günde yiyen insanlarız. Bizim müziğimiz olmazsa, inanın inanmazsın evime 45 gündür 1 lira dahi götüremiyor. Çok zor durumdayım. Şey sorununda hiçbir şey yok ki. Biz maskemizi takıp davulcular, davul çalan arkadaşlar maskesini takar, hijyenini yapar. Gece saat 2-3'te Ramazan davulunu çalar. Çaldıktan sonra da hani hem milletimize, vatandaşa bir gurur şey olur, moral olur en azından. Moral olur, biz de ekmeğimizi çıkarız. Bağış konusu ne? Bağışını içinden gelen arkadaşlar sarar bir poşete, oradan kaldırır atar, sen de alırsın. Hem biz ekmeğimizi çıkarırız hem de vatandaşa büyük bir moral olur bu. Bunun virüsle ilgisi yok. Davulumuzu serbestleştirsinler veya bizi de görsünler. Biz inanırsan 7-8 tane çocuk evde bir kere maddi yardım geldi bana, o 7 bin lira. 1000 liranın ne bize bir hafta 4 gün yeter. Bu da gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Nasıl gelsin ki yasak olduktan sonra adamlar boşu boşuna davul mu kiralasın? Davulcular para kazanacak diye. Davul kiralayıp da kendi cebinden bize yardım mı etsin? Davullar askıya.